Şebnem, my wife. Şimdi ben oyun alacağım. Ne oyunu? Oyun, düz, normal. Nasıl bir oyun? Kesmeli. Tamam da fiyatı ne kadar? 20 euro. Var mı paran? Var. Sanal kartta 140 lira falan var ya. Yani alırım. Alırsın. Şimdi geçiniz. Alıyor musun? Tamam, alabiliyorsan 140 liranı al. Okey. Okey. Bay bay. Şebnem. Bakiye yetersiz diyor lan. Neden? 20 euroluk oyun alamadın mı? Bizim paramız bitmiş ya. Yani komple. Hani sadece senle benim değil yani. Komple paramız bitmiş yani. Kalitenin bir numaralı adresine hoş geldiniz. Bu bir oyun videosu ancak direkt ekonomik olarak girdik işe. Oyun da var, ekonomi de var. Size bir maceramı anlatmak istiyorum abi. Yine geçen hafta yaşadığım ufak hikayeme sizleri misafir etmek istiyorum. Her şey bir gün ansızın gelen bir oyun koduyla başladı. Bilenleriniz vardır belki. Blizzard'ın 2000 yılında çıkardığı efsane olarak görülen Diablo 2 var ya. İşte bu Diablo 2 için Resurrected adında bir remastered versiyon geliyor. 2000 yılındaki oyunun ruhunu koruyan fakat teknik olarak onu çok daha yukarı çeken bir oyun bu. İşte bana da Diablo 2 Resurrected'ın alfa sürümünü test etmem için bir kod geldi. Şimdi okey güzel ama benim şöyle bir problemim var abi. Benim Diablo ile alakam zayıf. Yani öyle karşı soğuk değilim. Ufak seanslar halinde oynamaktan yer yer keyif aldım. Fakat benim ne Diablo ile ne de bu tarz izometrik kamera açılı erken slash oyunlarıyla iyi bir geçmişim yok. Fakat bu benim için bir problem değil. Daha önce aramın olmadığı Soul serilerini üplettim. Sonrasında da pek çok izometrik RPG oyununu gömdüm. Kısacası oyunculuk konusunda ufkumu açıyorum. 2 adet uzak olduğum türün oyunlarını oynadım, sevdim, keyif aldım. E o zaman niye kendimi burada durdurayım ki? Hazır gazı almışım. Yıllardır aramın soğuk olduğu Diablo ile aramı sıkı fıkı yapabilirim, değil mi? En azından insan gibi oyunun başına oturup zevk almak isteyebilirim. Çünkü bu oyun çok popüler, severin çok bayılanı, aşık olanı falan gırla. Ne buluyor lan bu insanlar bu oyunların cevabını aramalıyım. O yüzden de oturdum Diablo 2 Resurrected'ın başına. Yenilenmiş bir oyun olsa da teknik anlamda günümüz standartlarında değil kendisi. Tabii ki 2000 yılındaki halinden fersah fersah ötede fakat Diablo 3'ten zayıf. Modern bir oyun diyemem Diablo 2 Resurrected için ama yine de gayet oynanabilir durumda. Zaten bu saatten sonra Diablo 2'ye müthiş teknik özellikler görmek için başlanmaz. Neyse aldım bir tane sorcerer karakter ve başladım oynamaya. En başta her şey çok rutindi böyle. Pata pata sopa sallıyordum yani. Sonra birkaç büyü aldım. Onları fırlatmaya başladım derken bir süre sonra bana bir keyif geldi ufaktan. Oyun zehrini salmaya başladı. Ve işte tam o anda da oyundan çıktım. Şimdi sen mal mısın diyebilirsin. Ben mal da olabilirim ama oyundan çıkma sebebim kendimi oyunun tam sürümüne saklamak istememdi. Şu anda oyunun teknik alfasındayız. Full oyun yok elimizde. Şimdi ben bu alfayı oynayacağım 5-6 saat. Sonra bir daha aynı oyunun full sürümüne tekrar aynı yerleri falan oynayacağım. Aman hiç soğutmayayım kendimi dedim çıktım. Ama bu Diablo 2 alfası bana bir şey gösterdi. Ben bu tarz oyunlardan keyif alabiliyorum. O potansiyeli hissettim kendimde. Soulstar, Divinity'ler, Blizzard'dan sonra uzak kaldım bir başka efsaneyle kavuşabilirim. Değil mi? O zaman bu türde başka bir şey oynamak lazım. Bu soruyla beraber aklıma ilk gelen oyun Diablo 3 oldu tabii. Diablo 3'ü konsolda oynamıştım oynamasına ama 5-6 saat anca oynamışımdır. Bir de öğrendim ki konsol ile PC arasında ciddi farklar varmış. Gerçekten oynanması gereken yer PC'dir herhalde diyerek Steam'de Diablo 3'ü arattım. Fiyatını merak ettim. Evde nerede lan Diablo 3 nerede? Steam'de Diablo 3 yok mu oğlum? Kardeşim kaçıncı yüzyıla geldik? Ne demek Steam'de Diablo 3 yok ya? Doğru, bu oyunları geliştiren Blizzard Battle.net üzerinde satıyor sadece oyunlarını. Blizzard'ın politikası işte yani. Ben Steam'de satmam diyor, Battle.net'te satarım diyor. İyi peki. Ama dedim şimdi Battle.net'ten de hiç alışveriş yapasım yok yani. Başka bir alternatif arasamız diye daha iyi olur. O anda da aklıma beleş bir oyun geldi. Diablo'nun en büyük alternatif olarak görülen hatta 2000 yılında çıkan Diablo 2'nin ruhani devamı olarak bakılan Path of Exile. Bu oyun arayüzüne kadar büyük Diablo esintileri taşıyan hakikaten Diablo 2'den bol bol esinlenmiş bir yapım. Ve çok enteresandır, bedava lan bu oyun. İnanılmaz zengin bir yetenek harcı var, hayvan gibi geliştirilebilir karakterler var ve gördüğüm kadarıyla da insanı ödeme yapma konusunda zorlamıyor. En azından oynadığım 2-3 saatlik kısımda beni ödeme yetecek bir detay görmedim. Deli gibi zengin bir oyun ve beleş. Fakat bu türe uzak bir insan olarak başta birkaç şey biraz karışık gelmedi değil. Oynadım oyunu, biraz daha oynadım, karakterimi falan da geliştirdim ama şu zengin yetenek harcına rağmen oyunun gelişim hissi bana yavaş geldi. Çünkü buradaki yetenekler deli kalabalık dursa da bunların çoğu pasif yetenekler. En azından ilk saatlerde pasif hepsi. Ne demek pasif abi? Diyelim karakter +2 vuruyor. Sen sonra bir yetenek geliştiriyorsun. Artık karakterin +5 vurmaya başlıyor gibi bir şey. Oynanışın değişmiyor aslında. Sadece vurduğun damage artıyor. Savunman güçleniyor falan. Pasif yetenek bu. Asıl oynanışımı değiştirecek, zenginleştirecek o aktif yetenekler bir tık daha yavaş geliyor bana. Aranızda Path of Exile'lı psikopat gibi oynayanlar vardır belki. Oyuna laf etmiyorum arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Beleş bir oyun işte. Mis gibi oynayın yani. Daha ne olsun. Ama ben bu türe yeniyim ve bana biraz daha rafine bir şey gerek. Path of Exile free to play bir oyun olmanın getirdiği yapıyla beraber fazla vakit isteyen bir oyun. Türe yabancı bir olarak o vakti gömemem şimdi Path of Exile'a ya. O yüzden çıktım oyundan. Ama çıkmadan önce bir şeye çok güldüm, onu paylaşmam lazım. Oğlum oyunda mikro ödeme yapmak zorunda değilsiniz dedim ya. Ki güzel gerçekten de, eyvallah. Ben yine de girdim, merak ettim mikro ödeme kısmında ne satıyor bu herifler diye bir baktım. Bir de ne göreyim lan, adamlar her şeyi satıyorlar. Yani aklınıza gelebilecek her şey var bu oyunda satılabilir olarak. Oğlum tamam silah milah anladım da ayak izi satmak ne demek ya? Baya ayak izi satılıyor oyunda. Tabii kaç yıldır piyasada
piyasada olan bir oyun yani. Bir ton şey eklemişlerdir zamanında. Eyvallah. Bakın bilmiyorum, ben pek fazla mikro ödeme ekranına bakan biri falan da değilim. Belki bu durum normaldir de ama Path of Exile mikro ödemeleri bana bayağı komik geldi ya. Sanki şirkette toplanmışlar böyle, abi aklınıza gelebilecek tüm satılabilir şeyleri şu duvara yazın demişler gibi. Ayak izin de lan. Neyse canım, almak olmadıktan sonra isteklerini satsınlar, bana ne ya. Tabii Path of Exile ile ilişkim kısa sürünce başka bir alternatife dönmek zorunda kaldım. Diablo 3'e. Sonuçta bu türün en popüler oyunu bu. Onu almam benim gibi bir acemi için en doğrusu olabilir. Girdim abi Battle.net'e, arattım oyunu, baktım 20 euro. Dedim Türk lirası yok mu lan burada? Yok dedi Battle.net. Getirin dedim, vatan haininin lüzumu yok. Yanlış oldu galiba dediler. Pardon, siz dedim United States of America'lıydınız değil mi? Evet dediler. O zaman devam dedim. Yine de şu TL'ye getirin artık şuraya ya. Neyse canım, 20 euro da bir şey olmasa gerek. Yani 20 euro nedir ki değil mi yani? Sonuçta çıktığında 60 euroydu bu oyun, fiyatı bayağı düşmüş. Sanal kartımı girdim, onaylayayım dedim. Bakiye yok dedi. Dedim nasıl yok lan? 140 lira var bu kartın içinde. Tabii 2 saniye sonra jeton düştü. 20 euro aslında pahalı. Yani 20 euroluk oyunun değeri bizde şu anda şu oluyor. Bizim paramız bitmiş. Bunu yeni mi fark ettin diyebilirsin. Sence yeni fark etmiş olabilir miyim ben bunu? Geyikli şaka yapıyoruz şurada. Başka ne yapayım ben bu ekonomide? Nihayetinde Diablo 3'ü boru gibi fiyata aldım almasına, indirmeye de koydum ama uyku tutmadı beni ya. Bir oraya dön, bir buraya git falan filan. YouTube açtım, takılıyorum. O sırada Path of Exile 2'nin tanıtım videosunu gördüm. Evet, Path of Exile için yeni oyun kıvamında bir ek paket geliyor. Ek paket demek hakaret gibi olur aslında. Oyun baştan aşağı yenilenmiş bir hikaye moduna kavuşacak. Bayağı yenilik de var gördüğüm kadarıyla. Ve şunu söyleyeyim, bu türün henüz bir sevdalısı değilim. Ama ona rağmen büyük yükseldim bu oyuna. Abi inanılmaz akıcı, inanılmaz zengin, deli dehşet bir şey olmuş lan bu oyun. Hem görsel anlamda hem oynanış anlamında bayıldım gördüklerime ya. 2022'de çıkacak diye tahmin ediliyor. Şimdiden listeme attım ben, oynarım bunu yani. Bedava zaten mis. Neyse, bu düşünceler sağ olsun bana şu olayı hafiften unutturdu. Yattım uyudum, ertesi gün Diablo 3'ün başına oturmak için kalktım. Oyuna girdim. Girer girmez de ölüme 50 bin tane upgrade seçeneği geldi. Yok yeni sezon gelmiş de, yok bir üst paket varmış da, yok bilmem neymiş de almak ister miymişim de. Ya kardeş şunu görüyor musun? Ne diyorsun sen birader ya? Daha elimi sürmedim lan oyununa. Hemen fırlattın üzerime ek satın alacak şeyleri ya. Ayak izi zaten Path of Exile böyle yapmıyor be kardeşim. Diablo 3'te bir sürü karakter sınıfına ev sahipliği yapıyor. İlk seçimimi burada yapmam gerekiyordu. Ben de oyumu Demon Hunter'dan yana kullandım. Ok ya da crossbow kullanan bir avcıyla oynama fikri hoşuma gitti. Ve en sonunda da girdim oyuna. Hayırlı olsun. 4 saat sonra. Şimdi oyunu oynuyorum, oynaması da bir sıkıntı var abi. Bir şey normal değil yani. Allah Allah. Keyifli de oyun falan, eyvallah, ama bir gariplik var lan. Ben mi yanlış anlıyorum bu oyunu? Oyunda mı hata var? Anlamadım ya. Arkadaşlar ben bu oyunda ölmüyorum. Basbaya ölmüyorum. Hatta abartılı konuştum. Benim şu can barım var ya, gördünüz. Bu can barım %25'in altına düşmedi bile lan. 4 saattir oynadığım bir oyunda tek bir kere bile, bakın tek bir kere bile zor durumda kalmadım. Yani oyunu aksiyon esnasında açık bıraksam, içeri gitsem ve 5 dakika sonra gelsem bu karakter yine ölmez. Lan bu normal mi? Bilmediğimden soruyorum. Cidden bu hakikaten normal mi? Şimdi zorluk seviyesini ne seçtin diye soracaksın. Açıkçası oyun bana en başta 3 zorluk seviyesi sundu. Bunlar normal, hard ve expert. Ben de düz bir oyuncu olarak normali seçtim. Ama bu normal değil. Bu nasıl diyeyim size abi? Bu baya very easy falan. Hatta very easy yani. Bu ne lan? Dedim bu iş böyle olmaz. Bu oyunun normal algısı bozuk. Ben bunu hard'a alayım. Gittim hard'a aldım. En temizi bu. 3 saat daha sonra. Babacım yine bir problemimiz var. Abartmak istemiyorum. Kızma bana sevgili Diablo sever dostum. Fakat bu oyun hala da acayip kolay ya. Bak bu kez de can barım %35'in altına düşmüyor. Lan ölmeyi bırak, ölmenin kıyısına yaklaşamıyorum arkadaş. Ben iyi bir oyuncu da değilim yani. İlk kez bu türde bir oyun uzun soluklu oynuyorum. Bu ne lan? Aga yıllarca bize Diablo oyuncuları kendini hardcore oyuncular diye tanıttı. Dalga mı geçiyorsunuz oğlum benimle? Gözünüz kapalı oynarsınız lan bu oyunu. Şaka şaka, hardcore'sunuz ha, vurmayın. Sonra şey yapıyorsunuz falan. Hepiniz hardcore'sunuz abi. Hepimiz süperiz. Bu iş böyle olmaz abi. Hard da kesmiyor. Ben bunu bir üst zorluk seviyesi olan expert'e alıyorum. 2 saat daha sonra. Ya işte. Ekstra hiçbir şey de yapmıyorum yani. Bu oyunun expert seviyesi bayağı easy normal arası bir şey. Dikkatsiz olursan ölebilirsin. O da belki ölebilirsin. Genel olarak belli yerler dışında gerçekten çok dikkatli olmam gerektirecek bir şey olmadı. Tabii bu işin aşırı saçma olduğunu fark edince internette baktım nedir aslı diye. Sonuçta oyunun en zor seviyesi bu benim için. Bu nasıl olabilir ki? Meğersem bu Diablo 3'ün PC versiyonunda 20 farklı zorluk seviyesi varmış. Bak 20 farklı zorluk seviyesi diyorum. İlk 4 seviye normal, hard, expert, masterken asıl olay torment 1 ile başlıyor. Bu ilk 4 seviye baya very easy, easy, hafif easy. Normalse diğerleri hard gibi düşünebilirsiniz. Örnek vereyim, normal seviyede bir düşmanın canı 100 ise Torment 16 olan son seviyede o düşmanın canı 800 falan oluyor. Hani arada öyle bir uçurum var. Ama problem şu, benim expert'in üzerine çıkmam için oyunun sonlarına gelmem gerekiyor. Şu anda oyunun bana sunduğu en yüksek seviye expert. 3. zorluk seviyesi. İdare ediyor, eyvallah, götürüyor bizi ama en azından master'ı da açabilseymişim ya. Harbi inanılmaz şaşırdım oğlum. Oyundaki gerçek challenge'ı görmek için oyunu belli bir yere kadar oynamamızın gerekmesi bana çok saçma geldi. Diablo oyuncuları için normal midir bu durum bilmiyorum. Fakat bana göre saçma. Hani şöyle olsa anlarım ben. Bu expert seviyesi gerçekten zor olsa. Derim ki okey. Önce
önce bu zoru bitir, sonra daha zoru gelsin. Bunu yapan oyun çok. Fakat bu expert seviyesi de zor değil ki. Normal bile demekte zorlanıyorum ben bu seviyeye ya. Bak ek düşteyim ben. Hani oyunu yaraladım. Düşmanlar şu an biraz kaşıyor. Oyunun son iki ekti belki daha zordur, bilmiyorum. Ama oyunun yarısı parkta yürüyüş yapmak gibi olunca insan üzülüyor. Tüm bu zorluk geyiğinin dışındaysa oyunu beklediğimden daha fazla sevdim vallahi. Benim için Souls veya Divinity gibi unutulmaz bir macera olmadı. Çünkü temel oynanış döngüsü loot üzerine kurulu. Karakteri geliştir, geliştirdikten sonra yeni skiller aç. O skillerle yeni düşmanlar üzerinde bir şeyler yap falan. Hikayede ilerle gibi döngüsü olan oyunlara şahsi olarak pek aram yok. Fakat ona rağmen kendimi oyunun başına oturduğumda aralıksız 3-4 hatta bazen 5 saat oynarken buldum. Şuraya geçeyim çıkayım diyorum, sonra bir bakıyorum oyunun başında 2 saat daha oturmuşum. Hakikaten bağımlılık yapan bir yapısı var. Fakat hikaye akışı, görevler, bölüm tasarımları açısından bana özel gelen bir şey olmadı. Combat akıyor eyvallah, ama geri kalan yönlerde bana hitap eden bir durum görmedim. Hikayesiyle alakalı çok fazla tartışma gördüm sağda solda. Lore'u falan hakikaten güçlü olabilir ama Diablo 3'ten bana bir şey geçmedi. Diyaloglar falan, özellikle ana karakterin replikleri çok basma kalıp geldi. Diablo sever arkadaşımla da konuştuğumda oyun nasıl olayı bayağı endgame aslında dedi. Yani bir kere bitiriyorsun abi, sonra açılan yeni bir mod var, adventure mod diye. Burada görev yapıyorsun, skill kasıyorsun, loot yapıyorsun, gelişiyorsun, challenge'lara giriyorsun falan. Gerçek oyun keyfi biraz da o noktada başlıyor. Da oho kardeşim, yani hiç bana göre değil ya. Ben hikayeyi bitirirken de o challenge'ı almak istiyorum. Oyundaki mücadelesini gerçekten hissetmiyorum. İçin oyunu bitirmem gerekiyor olması çok garip geliyor yani. Oyunun temelindeki oynanış kısmı eğlenceli fakat safi karakter kasmalık oyun kafası bayağı online oyun kafası lan. E bu bayağı online oymuş o zaman. Ben şimdi 20 euroyu online bir oyuna mı verdim? 20 euro ne kadar oldu abi şu an? Hala aynı mı lan? Üzülüyorum dostlar. Bu ne ya? Lan bu ne ya? Neyse, Diablo 3 bayılarak oynamasam da bu türden zevk alabileceğimi gösteren iyi bir yapım oldu benim için. Bu durum benim adıma önemli abi. Çünkü Path of Exile'da Diablo da aslında bu türün eski oyunları. Ben günümüzden bakarak değerlendirdiğimde bu eleştirileri yapıyorum. Döneminde oynasam farklı düşünebilirdim. Şimdi bu türün yeni temsilcileri olarak çıkacak Diablo 4 ve Path of Exile 2 için daha bir gazlıyım. Bekleyecek iki güzide oyunum oldu. Path of Exile 2'nin beleş olması da süper. Bakalım Diablo 4 çıktığında 20 euro ne kadar olacak? Umarım 140 liramla alabileceğim bir seviyede olur. Umduğum şeye bak ya. 140 lira eşittir 20 euro olsun diye umuyorum ha. Paramız bitti Şebnem ha. Bizim paramız bitti.